بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ابدا بيرمنا مازال كلمرم سا نصل كلماليس بو صرلى جاب اوسون بسم الله بقونتكي فارلن سخن دية böyle bir video çekmeye karar verdik. Zaruri durumlar ortaya çıktığı zaman evet bayram namazları evde kılınabilir. Üzerinde ihtilaf olmakla beraber ferdi veya cemaat de kılınabilir. Çünkü bayram namazının hükmü cuma namazı gibi değildir. Ferdi olarak bayram namazı kılındığı zaman hutbeye gerek yoktur. Bayram namazı fıkhi açıdan bakmış olduğumuz zaman hanefilere göre vacip, şafi ve malikilere göre sünneti müekkede, hambellere göre ise farzı kifayedir. Bedrettin el-Ayni, umdetül kari yapmış olduğu şerhte, Hanefilerin dışındaki cumhuru ulemaya göre bir kimse bayram namazını cemaatle eda edemediği zaman evde kendisinin kılmasının müstahap olduğunu bize söylüyor. Beyhakide bulunan bir rivayette Enes bin Malik radıyallahu an bir gün bayram namazına yetişemiyor. Evine döndüğü zaman evinde aile fertlerle beraber bayram namazını kılıyor. Yine İbn-i el-Maktisi Muğni'de bize cemaatle camilerde, meslerde bayram namazı kılınmadığı zamanlarda kişinin ferdi olarak veya cemaatle bayram namazını kılabileceğini bizlere bildiriyor. Öyleyse bayram namazlarımızı, teravih namazlarımızı evde ailemizle kıldığımız gibi bayram namazında ailemizle beraber kılabiliriz. Bayram namazının vakti Güneş doğduktan 45 dakika sonra başlar. Öğle namazı vakti girinceye kadar devam eder. Yani bugünün şartlarında 6 ile 12 arasında bu namazı kılabiliriz kardeşler. Bayram namazı ezanı kameti olmayan kendisinden önce ve sonra nafile namaz olmayan 2 rekatlık bir namazdır. Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazının iki şekilde kılınabileceğini bizler sahih sünnetten öğreniyoruz. Birincisi cumhur ulemanın kılmış olduğu şekil. Diğeri hanefilerin kılmış olduğu şekil. Hanefilerin kılmış olduğu şekli birçoğumuz biliyoruz. cumhur ulemaya göre bayram namazı Allahu Ekber diyerek iftah tekbirini alırız. Subhaneke veya Allahumma ba'id beyni ve beyne hatayaya diyebilmiş olduğumuz istiftah dualarını okuruz. Ardından 7 defa Allahu ekber diyerek tekbir alırız. Tekbirleri aldığımız zaman ellerimizi kaldırırız ve bağlarız ve acele etmeden Allahu ekber ikinci tekbir alırız. Bu tekbirler arasından İbn Mesud radıyallahu anh'ten gelen rivayetlere göre Subhanallah ve ve la ilaha illallah ve Allahu ekber diyebiliriz. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber diyebiliriz. Allahu ekber kebira ketira, ve elhamdülillah ve subhanallah bukrate ve asila gibi duaları, zikirleri söyleyebiliriz. Yani Allahu Teala yüceltebiliriz. Onu övebiliriz. Onu hamd edebiliriz. Hiçbir şey söylemeyebiliriz. Bu şekilde acele etmeden yedi tekbir alacağız. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Yedini tekbir aldıktan sonra Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim diyeceğiz içimizden. Ardından Elhamdülillahi rabbil alamin. Fatiha suresini okuyacağız. Ardından Sebbih isme rabbikel e'la diye bilmiş olduğumuz e'la suresini veya kaf vel kur'anil mecid diye bildiğimiz kaf suresini okuyacağız. Ardından rukuya ve secdeye gittikten sonra secden kalkacağız. Allahu Ekber dedik secden kalktık. Secden kalktığımız zaman beş tekbir alacağız. Yine Birinci rekat dolmuş olduğu gibi acele etmeden aralarında Allah'ı överek, onu yücelterek Allahu Ekber, Allahu Ekber diyerek beş defa tekbir alacağız. Tekbirler bittikten sonra Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Fatiha suresini okuyacağız. Fatiha suresinin ardından E'la suresini okuduysak Burada hel etake hadisul gashiye. Gashiye suresini okuyacağız. Yok. Kaf suresini okuduysak burada Kamer suresini okuyacağız. İqtarabatis saatu ve şakal kamer suresini okuyacağız. Yok eğer bu sureler ezberimizde yoksa Kur'an-ı Kerim'den ezbere bildiğimiz, kolayımıza gelen zamlı süre diyebileceğimiz bir süre ne yapabiliriz? Her iki rekatta da okuyabiliriz. Ardından rukuya gideceğiz, secdeye gideceğiz, tahiyyatta dualarımızı okuyacağız ve selam vererek bayram namazını bitirmiş olacağız. Bayram namazında hutbe okumak sünnettir. Gücümüz yeterse biliyorsak aile halkına kısa da olsa bu hutbe okuyabiliriz. Ama hutbe okumadığımız zaman bayram namazına hiçbir mahsuru yoktur kardeşler. Bu yüzden hutbe cuma gibi değildir. الله سبحانه وتعالى عمل قبول السن الله سبحانه وتعالى كرت بايرن بزر نصيب السن آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته